Şu an ayakta durmak benim için çok zor. Edirne'de yaşayan 47 yaşındaki Osman Tuncan'ın bir ay önce çalıştığı iş yerinde geçirdiği kaza sonucu iki bacağı kırıldı. Kıyık Nişancıpaşa mahallesinde oturan Tunca, geçirdiği zorlu ameliyatlarla iki bacağına platin takıldığını, büyük acılar çektiğini anlattı. Şu anda yürüteç sayesinde kızının da yardımıyla yürümeye çalışan Tunca, tek isteğinin bir an önce sağlığına kavuşmak olduğunu belirtti. Ne yapalım? Buna şükür. İlk önce sağlığım benim abi. İlk önce sağlık durumumu çok güzel şey etmem lazım ki hayata tutunmam lazım. Ya artık sakat kalacağım mı kalmayacağım mı şu an daha belli değil. Doktorlar ne söyleyecek? Şubat'ta ona göre belli olacak. Çalıştığı iş yerinden aldığı asgari ücretle hem evin kirasını ödediklerini hem de eşi ve kızıyla birlikte geçinmeye çalıştıklarını söyleyen Tunca, "Zor günler geçiriyorum. Kira ve diğer fatura giderlerinden geriye kalan parayla yaşamaya çalışıyoruz. Yardım olursa memnun olurum," dedi. 17 Aralık'ta iş kazası. Görülmeyen bir kaza başıma geldi. Bacaklarım kırıldı. İki bacağım da kırıldı. İki bacağımda platin var. Ameliyat oldum. Şu an bacaklarımın ikisinde de dediğim gibi platin var. Zor durumdayım. Azıcıkın yürümeye çalışıyorum. Ayaklarımın üstüne hafif hafif ama geceleri çok ağır sızlıyor. Platinlerden dolayı. Platinler herhalde daha yerine oturmadığı için. Geceleri çok ağır sızı var. Kendim çalışamıyorum. Eşim çalışmıyor. Bir kızım var. Zor durumdayım. Evim kirada. Gelirim şu an yok. Sağdan soldan bir gelirim yok. Fabrikadan işte askeri ücret bir şeyim var şu an. Maaşım var. O da zaten yetmiyor. Kiraya mı, evin geçimine mi, ceyranına mı, suyuna mı, telefonuna mı, internetine mi? Yani mağdurum. Geçim çok zor yani bu şartlarda, Edirne gibi yerde. Yardım olursa arkadaşlardan, duyanlardan çok memnun olurum. Ya ben yardım eden arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Çok zor günler geçiriyorum. Şu an ayakta durmak benim için çok zor. Ne yapalım? Buna şükür. İlk önce sağlığım benim abi. İlk önce sağlık durumumu çok güzel şey etmem lazım ki hayata tutunmam lazım. İlk önce bir sağlığım. Sağlığıma kavuşunayım. Ya artık sakat kalacağım mı kalmayacağım mı şu an daha belli değil. Doktorlar ne söyleyecek? Şubat'ta ona göre belli olacak. Şu an yürüteçsiz yürüme şansım %0. O olmasa ben ne ayağa kalkabilirim ne de yürüyebilirim. Allah razı olsun buna. Getirip götürüyor işte kızım yardım et diyor. Dedi ya Allah şükür. Bana bunu hareket verdi. Bir tane çıkıver.